Güneş hiç böyle doğmamıştı Anadolu'nun üzerine. Hiç böyle umutlanmamıştı. Çorak topraklar. Kes, kes. Ne yapıyorsun Ferit? Şiiri okuyorum komutanım. Bu nasıl şiir okumak? Sen hiç hayatında şiir okumadın mı? Yani ilkokul 3'teyken okudum komutanım. O kadar. O yani. Hay Allah'ım ya. Ya aranızda doğru dürüst şiir okuyan biri yok mu arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyorsunuz. Daha duygulu, daha içten lütfen. Öğretmenim, Cemal Güne düştü. Naci, burası okul değil. Ben de senin öğretmenin değilim. Şey komutanım, ağzımdan kaçtı. Vazgeçeceğim neredeyse. Bütün yeteneksizler burada toplanmış. Ya biraz ara ver istersen Deniz. Çok yordun kendini. Ya nasıl ara vereyim Melek, görmüyor musun? Daha bir tanesi bile doğru düzgün şiir okuyamıyor. Merak etme. Ferit'i ben çalıştırırım. Güven bana. İyi tamam. Dağılabilirsiniz. Akşamüstü hepinizi burada bekliyorum. Ya bu işi becerirsiniz ya da sabaha kadar çalışırız. Bu ne ya? Ne oluyor yani? Kardeşim biz ne zaman girdik bu müsamere koluna? Hiç sorma bunu derim ya. Ben de askere gideceğim, vatan bekleyeceğim diyordum da bu ne ya? Bravo, bravo. Bana mı diyor lan bu? He. Gözü de kestirdi ula seni. Çok iyi oynadın Vera. Seni seyrederken içim kıpır kıpır oldu. Bak güzelim, bu titreyen senin telefonun titreşimi olmasın? Ulan alt tarafı direği oynuyorum ben. Olsun, aynı direk gibiydi. Valla çok gerçekçiydi. Dalga mı geçiyor bu ya? Kafan mı güzel güzelim? Ya niye öyle diyorsun bebeğim? Bence gerçekten sen doğuştan oyuncusun. Doğuştan direk o be ya. El direk. Başka da bir şey oynayamaz zaten. Kıskanma bakayım. Sesi de güzelim. Bence bütün şiirleri Vedat okumalı. Süper. Bunu Deniz Yüzbaşı'ya söylesene. Yo, hayır. Şişt, sakın ha. Sakın öyle bir şey yapma, tamam mı? Bak, küserim ha. Tamam canım, yapmam tabii ki. Vedat, la oğlum bu sizi senin peşini bırakmayacak gibi. En sonunda arabaya damat geçeceğiz şerefsiz. Saçmalamayın oğlum. Ağzınızdan yer alsın ha. Ölüm döşeğinde yaptık bir hata işte. Suzi hataları affetmez Vedat'cığım. Ben sana söyleyeyim, ben kaç ay çektim elimden. Yandın oğlum sen, yandın. Sana soran var sanki, sarı çiyan. Hoş geldin Kuyumbaşı. Hoş bulduk komutanım. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba efendim. Hoş bulduk, sefa bulduk. Neredesin oğlum sen? Hı? Hi. Bonjour. Guten Tag. Konnichiwa. Kerim. Ne demek şimdi bu? Komutanım 17 dilde merhaba demeyi öğrendim. Ne olur ne olmaz. Hiç gereği yoktu Asteğmen'im. Hanımefendi sadece Alman. Hadi ya, Alman mı? Hiç sevmem, hiç Alman sevmem. Kerim, evladım. Bak mesela bütün Almanları sevmem demiyorum. Bazılarını severim. Mesela var Albert Einstein. Üstelik benim meslektaşım. Bir de Beckenbauer var. İkisini koy kenara, gerisini hiç boş ver. Ha bir de şey var, Heidi, Heidi çizgi film karakteri. Ama o da tam Alman sayılmaz, İsviçre, Alp. Kerim, yabancı dil öğrenirken çenene vurmuş senin. Neyse. Duygularımla işimi asla birbirine karıştırmam. Mesela çatpat Almancam da vardır benim. Sizi mahcup etmeyeceğim komutanım. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Guten Tag, meine Frau. Schön. Wunderbar. Ooo. Siz Almanca gerçekten çatpat. Açık öğretim kasetinden öğrendiniz. Evet, burası içtima alın. İçtima? Kerim, oğlum.
Biraz evvel seni susturamıyorduk. Şimdi konuşsana, anlatsana hanımefendiye içtimanın ne olduğunu. Emredersiniz komutanım. Toplu şey demek. Toplu. Toplanmanın tam da ne olduğunu şey yapamadım komutanım. Ah so, ben anladım. Toplanma alanı. Bravo. Gerçekten de çok zeki bir Alman hanımefendiymişsiniz. Bundan sonra benim için Einstein, Zwei Beckenbauer, Drei Heide. Bir de Fräulein Helga. Tamam. Burası da yemekhane. Karavanada ne var hasta yeminim? Kerim, önce karavanın ne olduğunu izah etsene. Ya wohl, ich weiß was karavana. Boş atıyor. Ama tutturamıyor. Wie Kerim. Müsaadenizle ben karavanada ne var onu öğreneyim komutanım. Nein. Gerek yok. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Kalk! Heyecanlanmanız için bir sebep yok. Sıranız gelince afiyet olsun diyeceksiniz. Tanrımıza hamdolsun. Tanrımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Hanımefendi buyurun. Hanımefendi buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun. Ya beyler, biz bu Avrupa Birliği'ne ne zaman giriyorduk? Oho! 2016 mı? 2032 mi ne? Hiç bekleyemem kardeşim. Benim şimdi giresim geldi. Çok kötü hem de. Ben önceden gireceğim, siz sonra arkamdan gelirsiniz. Hastasın lan sen. 1 Mayıs sabahı dağıldı yurdumun üzerindeki kara bulutlar. Rüzgar güneşten doğru esiyordu. Ve Mustafa Kemal, altın sarısı saçları, güzel günlerin müjdeleyen bakışlarıyla Samsun'a merhaba diyor. Niye durdun Ferit? Komutanımız geldi komutanım. Dikkat! Şşt, Anamancı Kadri, bu ne marifet lan? Kadını ne hale çevirmişsin? Rahat çocuklar, rahat. Bayan Helga Avrupa Birliği gözlemcisi olarak aramızda bulunuyor. Tanıştırayım. Bayan Helga, Yüzbaşı Deniz. Enteresan. Sizin orduda hiç kadın subay yok biliyordum ben. Daha hakkımızda bilmediğiniz çok şey var Bayan Helga. Öğreneceğiz albay, öğreneceğiz. Ne kadar kısa sürede birbirimizi tanıyıp ve anlarsak, o kadar kısa sürede katılacak siz Avrupa'ya. Evet, siz devam edin arkadaşlar. Sen tiyatrostuk, Entschuldigung, oyun oynuyor. Ya Frau Helga, evet efendim. Ne oynuyor? Rolün ne? Bu tabloda ben yapıyorum, ifade ediyorum. Şimdi direkt var, ben el tutuyorum böyle. Savaşlardan beli bükülmüş yorgun Anadolu halkını. Bir de bitkin arkadaşını sırtında taşıyor. Vefakar yani. Bitkin arkadaşı ben oluyorum. Oyun niye? Mayıs'ın 19'unda milli bir bayramımız var. Çocuklar onun için hazırlanıyor. Ah ya evet. Ben biliyorum. 19 Mayıs. Siz çok bağlı. Böyle her yerde resimler, heykeller. Bir dakika Bayan Helga, misafirimizsiniz ama ne konuştuğunuzu farkında değilsiniz. Bu milleti tanımadan konuşmayın lütfen. Bu cumhuriyetin nasıl yoktan var olduğu hakkında bilgi sahibi olursanız bizi daha iyi anlarsınız. Bu gösteriyi izlemenizi isterim. Arkadaşlar, bu hem kendinizi hem de ülkemizi ifade edebilmeniz için iyi bir fırsat. Sakın yüzümü kara çıkarmayın. Merak etmeyin komutanım. Üzerimize düşeni yapacağız. Size güveniyorum. Hadi bakalım, bol şans. Sağ ol. Ferit, yüzündeki morluk ne olacak?
Makyaj malzememiz var komutanım. Kapatacağız onu. Güzel. Hazırlıklar tamam mı? Tamam tamam, merak etme, her şey hazır. Uf, çok heyecanlıyım. Ben de oğlum, hadi gel. Dikkat! Buyurun oturun arkadaşlar. Yüzbaşım Levent yok mu? Bilmiyorum komutanım. Hazırız komutanım. Müsaadenizle komutanım. Tabii, buyurun. Hay Allah! Sigortalar mı attı acaba? Oyunun başı böyle Kerim. Ben de elektrikler kesildi diye şimdi. Kerim sus! Bir Mayıs sabahı dağıldı yurdumun üzerindeki kara bulutlar. Rüzgar güneşten doğru esiyordu. Ve Mustafa Kemal, altın sarısı saçları güzel günleri müjdeleyen bakışlarıyla Samsun'a merhaba diyordu. Hiç böyle doğmamıştı güneş Anadolu'nun üzerine. Hiç bu denli umutlanmamıştı çorak toprakların o dertli, fakir insanları. Kim bu gelen? Kulak ver! Kulak ver! Bu toprak onu çağırıyor. Bu deniz onu müjdeliyor. Bu vatan onu özlüyor. Bu halk çaresiz. Bu halk bitkin. Bu halk yorgun ve yaşlı bir rüyadan uyanmak için ümidini bekliyor. Savunucularıyız. Bizler bu yurdun koruyucularıyız. Bir gün biri çıkar da bize siz kimsiniz derse biz ona Mustafa Kemalleriz diyeceğiz. Biz Mustafa Kemalleriz. Aferin Deniz. Aferin. Bana değil komutanım, bu vatanın gerçek evlatlarına aferin. Çok kötü geliyorlar lan. Kimin başının altından çıktı bu bakayım? Ferit Tekin İstanbul. Benim komutanım. Bütün eklemeleri ben yaptım. Ben de katıldım komutanım. Ben de. Ben de. Ben de katıldım komutanım. Ben de katıldım komutanım. Ben de. Ben de katıldım. Ben de. Ben de katıldım komutanım. Ben de katıldım komutanım. Ne o? Toplu hareket etmenin askerde isyan sayıldığını bilmiyorsunuz herhalde. Deniz yüzbaşından habersiz işler çevirdiğiniz için cumartesi günü çarşı cezalısınız. Ama pazar günü mükafat olarak hepinize izin veriyorum. Beni çok gururlandırdınız çocuklar. Demek ki boşuna uğraşmıyoruz. Sağ olun. Sağ olun.